Kıymetli hemşerilerim, güvenlik bilgilendirme verilerini sizlerle paylaşmadan önce önemli bir duyurunun hatırlatmasını yapmak istiyorum. Bilindiği üzere 7269 sayılı kanun kapsamında hak sahibi kabul edilen ve yapılan noter kurası ile kendilerine konut çıkan vatandaşlarımızın açık borçlandırma işlemleri 29 Şubat'ta başlamıştı. Yürütülen hak sahipliği çalışmaları kapsamında 12 Haziran 10 Ağustos 2024 tarihlerinde borçlandırma ilanına çıkıldı. 60 günlük yasal süre 10 Ağustos'ta sona eriyor. 10 Ağustos 2024 tarihine kadar borçlandırma işlemlerini yapmayan hak sahiplerinin hak sahiplikleri maalesef ki iptal edilecektir. Lütfen yasal süre bitmeden ilgili birimlerimize başvurularınızı yapınız. Bizler kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Bu sebeple her türlü kanaldan vatandaşlarımıza hatırlatmalara devam ediyoruz. Kıymetli hemşerilerim, bilindiği üzere her ay düzenli olarak ilimiz Emniyet ve Jandarma Teşkilatı'nın asayiş ve güvenlik istatistiklerini sizlerle paylaşıyoruz. Temmuz ayına ilişkin verileri sizlerle paylaşmak istiyorum. İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet ile ilgili ile amansız mücadelemiz kararlılıkla devam ediyoruz. İlimiz genelinde jandarma ve emniyet bölgelerinde yürütülen asayiş hizmet görüyoruz. Narkotik suçlar kapsamında ilimiz genelinde 391 operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyonlarda 422 şahıs gözaltına alınmış, 24'ü tutuklanmış ve 9 şahsa ise adli kontrol işlemi uygulanmıştır. Yapılan operasyonlarda 6658 gram esrar, 320 gram bonzai, 15 gram eroin, 1196 adet cep kaptagon, 2344 adet sentetik ecza ve 444 kök Hint keneviri ele geçirilmiştir. Organize suçlarda güvenlik güçlerimiz tarafından 3 operasyon gerçekleştirilmiş. Operasyonlar sonucunda 12 şahıs gözaltına alınmış, 3 şahıs ise tutuklanmış. Bu operasyonlarda ayrıca 67 adet tabanca, 113 adet tüfek, 2 adet uzun namlulu silah ve 394 adet fişek ele geçirilmiştir. Mali ve ekonomik suçlar kapsamında ise 14 operasyon gerçekleştirilmiş, 15 şahsa işlem yapılmıştır. Bu operasyonlarda ayrıca 100 adet sahte belge, 2 adet sahte plaka, 2 adet sahte ehliyet, 4 adet sahte kimlik ve 'tir. Kaçakçılıkla mücadele alanında Temmuz ayında ilimizde 17 operasyon gerçekleştirilmiş, 27 şahsa işlem yapılmış, 13 şahıs ise gözaltına alınmıştır. Yine bu olaylarda 6235 paket sigara, 380.000 adet makaron, 200 kilogram tütün, 35 kilogram nargile tütünü, 42 adet emtia ürünü, 27 adet cep telefonu, 1212 adet tarihi eser, 39 litre sahte kaçak alkol ele geçirilmiştir. İlimiz genelinde 89.447 toplam düzenli göçmen bulunmaktadır. Göçmen kaçakçılığına yönelik Temmuz ayında ilimizde 107 operasyon icra edilmiş, 5 şahıs gözaltına alınmış, bunlardan 3'ü tutuklanmıştır. Ayrıca 78 düzensiz göçmen ise sınır dışı edilmiştir. Son olarak ilimiz genelinde yaşanan trafik olaylarına değinmek istiyorum.
Temmuz ayında toplam maalesef 3 ölümlü ve 449 yaralanmalı trafik kazası meydana gelmiştir. Temmuz ayında ilimizde toplam 175.306 adet araç kontrol edilmiş, 16.575 sürücüye idari para cezası uygulanmış, 906 adet araç trafikten men edilmiş ve 266 adet sürücü belgesine ise el konulmuştur. Değerli hemşerilerim, Emniyet ve Jandarma Teşkilatımız tarafından Temmuz ayında yürütülen çalışmalara ait verileri sizlerle tek tek paylaştım. Güvenlik güçlerimizle birlikte Kahramanmaraş'ımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla çalışıyoruz. Amacımız siz kıymetli hemşerilerimizin huzur ve güven içerisinde yaşamasını sağlamak ve suçun işlenmediği bir şehir oluşturmaktır. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilimiz genelinde alacağımız tedbirlerle suç işleyenlere, halkımızın huzurunu ve sükununu bozanlara göz açtırmayacağız. Aile birliğini derinden sarsan, gençlerimizin aydınlık yarınlarını çalan ve toplumsal bünyede iyileştirilmesi güç yaralar açan bu organize suç örgütleri ve zehir tacirlerinin peşlerini bırakmayacak ve mutlaka adalete teslim edeceğiz. Bu vesileyle operasyonlar yürüten kaymakamlarımız, il jandarma komutanımız ve il emniyet müdürümüz başta olmak üzere tüm güvenlik güçlerimize ve operasyonlarda bize destek veren hemşerilerimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor. Sizleri saygıyla selamlıyorum.